Şimdi kameralarımızı canlı yayın noktamıza çevirelim. Trabzonspor rövanş karşılaşmasında Rojon Berok'la karşı karşıya gelecek. Yunus Emre Sel'le ekip arkadaşımız bizi bekliyor. Maç öncesi Aspor yorumcusu Şenol Usta Ömer'le birlikte değerlendirmelerde bulunacaklar. Yunus Emre, sözü hemen sana Şunu bırakalım. kapatıyorum. Evet. Tamam. Söz Yunus Emre Sel'de. Sağdaki dokunuşu nasıl? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0'ın rövanşında Rojon Berok'u konuk edecek. Yanımızda Aspor yorumcusu Şenol Usta Ömeroğlu var. Hocam 2-0'ın avantajı ve 4 maçlık seyircisiz oynama cezasından sonra seyircisine kavuşan bir Trabzonspor. Öncelikle ilk maçı bir özetleyecek olursak, ilk maçta Trabzonspor neleri doğru neleri yanlış yaptı? Bu maçta sizce nelere dikkat etmeli? Vallahi ilk maçta Trabzonspor'un kazanması hepimizi sevindirdi. Ülkemiz adına, Trabzonspor adına çok sevindirici bir maçtı. Tabii sezona yeni başlayan Trabzonspor'un futbol olarak fazla pozitif bir derecede iyi oynamasını beklemiyorduk. Çünkü yeni transferlerin henüz daha kadroya yerleşmediğini gördük. Hatta bunlardan ilk maçta bir Ozan Tufan, Nonstrap oynadı, bir de Dragoş'u oynadı. En son gelen transferlerden mesela hiç katılan olmadı. Sağbek Portekizli Marhenino, o da oynamadı. O inşallah bugün oynayacak, daha faydalı olacak. Cihan Çanağ son dakika oyuna girdi ve son 5 dakikada oyuna girdi ve çok pozitif işleri yaptı. Ya ilk maçta takım savunmasını Trabzonspor iyi yapmadı. Bu tabii ki takım savunmasını yapmak için önce ucumdan başlamak lazım. Yani bunu önde oynayan kanat oyuncuları, santroforun ve orta sahadan. Biz geçen seneden beri hep ben Trabzonspor'un orta sahada çok oyuncuya ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Nitekim ilk maçta bunun neticesini de gördük. Yani orta sahada rakibe basmayan, rakiple uzak oynayan ve temaslı futbolu tercih etmeyen Trabzonspor'un orta sahası oyunun belli bölümlerinde topu rakibe verdi. Orta sahadaki baskısı Nurstrab'ın tek başına bunu yapamayacağını gösterdi. O yüzdendir ki bugün tahmin ediyorum Ozan Tufan'ı onun yanında oynatacak. En azından bir 6 numara, 8 numara pozisyonları daha yerinde olacak diye düşünüyorum. Çok pozisyon verdi Trabzonspor ilk maçta. Uğurcan'ı tekrar çok tebrik etmek lazım. Ben Uğurcan'ın tekrar geri döneceğini hep söylüyordum. Burada birçok söylenti vardı. Yani Abdülkadir gitti, Yusuf Yazıcı gitti. Ben Trabzonlu olarak Uğurcan'ın burada kalmasından hep yanaydım. Niye ondan yanayım? Çünkü Trabzon'un yöresinde Trabzon'dan yetişen, Trabzon'un altyapısından çıkan oyunculara Trabzonspor'un şiddetle ihtiyacı var. Öyle az falan değil yani, şiddetle ihtiyacı var. Ve Uğurcan da iyi bir takım kurulduğunda, ki bu sene bunu Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile birlikte iyi yaptılar, iyi iş çıkardılar. Transferde bayağı iyi iş yaptılar. Uğurcan da bunun sinyallerini aldı ve iyi oynamaya başladı. Uğurcan'ı tebrik etmek lazım. Maçı tek başına çeviren oyuncu oldu yani, düşünebiliyor musun? Kazandığı bir maçta kaleci seni çeviriyor. İşte Uğurcan bu. Böyle Uğurcan'ın moralli lige başlaması da Trabzonspor'un da menfaatini olan bir şey. Şimdi yeni transferler yavaş yavaş takıma geldiği zaman orta sahadaki üstünlüğünü, eğer Trabzonspor rakiplere bu yapılan transferlerle kabul ettirirse, ki bir eksiği daha kaldı bunların içinde, bir santrofor tabii. Bugün yarın iki tane aday var. İkisinden birisiyle muhakkak anlaşılacak diye Sayın Başkan söylüyor. Anlaşılırsa o zaman bütün puzzle'ın parçaları tamamlanmış olur. Bundan sonra iş Abdullah Avcı'ya kalacak. Abdullah Avcı'nın bu transferleri iyi organize edip iyi bir takım oyunu ortaya çıkaracak kişi Abdullah Avcı'dır. Bundan sonra sahaya çıkacak, tribünü arkasına alacak olan Trabzonspor taraftarını sahada ateşlemesine vesile olacak olan Trabzonspor taraftarı olacak. Devreye de eminim girecektir. İyi bir takım gördüğü zaman Trabzonspor taraftarı asla seyirci kalmaz. Yani çok agresif bir şekilde takımını destekler. Onun için ilk maçta çok hatalar vardı, çok yanlışlar vardı ama Uğurcan'ın üstün performansıyla beraber biz buraya geldik. Avantajlı bir skorla geldik. Şimdi bugünkü maçta biz Trabzonspor'dan tabii ilk maçta yapamadığı şeyleri yapmasını bekliyoruz. Çünkü
yeni transferler de takıma girmeye başladı. Her ne kadar antrenman sayısı az olsa da, mesela Sabik'in ve Ozan'ın antrenman sayısı az olsa da sonuçta Trabzonspor takımına geliyorsun, profesyonelsin. Birisi Sabik oynuyor, Ozan Türkiye'ye yabancı değil. Kimin ne yapacağı belli. Büyük güç katacağını düşünüyorum. Trabzonspor işte o topu rakibe vermemeli uzun süre. Yani ilk maçta olduğu gibi artık Trabzonspor'un da topun sahibi olması lazım. Yani ön alan baskısını %100 yapar demiyorum. Ön alan baskısını zaman zaman yapması gerekiyor. Çünkü seyirciyi coşturacak şey, yıllardan beri alışılmış bir gelenek vardır Trabzon'da. Bu da nedir? Ön alan baskısını Trabzonspor burada iç sahada özellikle yapar ve taraftarı coşar. Taraftarı coştuğu zaman da takıma sirayet eder. Takıma sirayet edince ne olur? Skora sirayet eder. Skora da sirayet edince herkes mutlu bir şekilde sahadan ayrılır. Şimdi kadro da belli oldu Şenol abi. Uğurcan Çakır kalede, savunmanın sağında Pedro Malheiro, stoperde Batista Mendy, Denspil ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada dörtlü defans önünde Lundstram, onun önünde Ozan Tufan ve Cihan Çanık'ı görüyoruz. Sağda Edin Vişça, solda Trezeguet, ileride Draguş. İlk maça baktığımızda sağ bek Ozan'ı orta sahaya çekti. Sağ bekte yeni transferi görüyoruz. Bir de Cihan Çanık oyuna sonradan girmişti. Golünü de atmıştı. Evet. Onu 11'de değerlendirdi. Bu kadrodaki değişimi neye bağlıyorsunuz? Sizce nasıl etki edecek takıma? Ya olması gerekeni yapıyor. Şimdi ben de bakıyorum. Evet, bir sağ bek olarak Malheiro'yu aldı. Ne yaptı? Cihan da sonradan girdi. Başarılı bir performans sergiledi. Onu da oyuna dahil etti bugün. Yani ilk 11'e dahil etti. Ozan zaten olması gereken yerde. Abdullah Avcı da Ozan'ı imkansızlıklardan dolayı sağ bekte kullandı. Orada da görevini gayet iyi yaptı. Ha, şurada şu var. Trabzonspor'un bazı oyuncuları daha hazır değil. Yani lige oynamaya hazır değil. Belki bu maçlara değil ama oynamak zorundasın artık. Bundan sonra seni kimse beklemez. Özellikle Avrupa Kupası maçını oynuyorsan öyle hazır değiliz. Onlar artık literatürden kalkması lazım. Eğer senin rakibin hazırlanmışsa sen de hazır olacaksın ki Abdullah Hoca yavaş yavaş evet yeni transferleri dahil etmeye başladı kadroya. Bu sevindirici bir şey Trabzonspor için. Bir sonraki maçta da Okay'la Savic de gelecek. Onlar da gelince Savic'in biraz antrenman eksikliği varmış. Büyük bir olasılıkla ilk maç olmasa bile ikinci maçta faydalanır. Çünkü bu maçlara artık hazır olmak zorundasın. Çünkü bu UEFA Ligi'ne devam etmek istiyorsan buralarda güçlü olman lazım. Eğer UEFA Ligi'nde başarılı skorlar alıp buraya devam edersen bu lige yansır. Yansıması pozitif olur. Şimdi bugünkü kadroyu tabii hepimiz de merak ediyoruz. Şimdi nasıl oynayacak, ne yapacak? Maçtan sonra biz de daha iyi yorumlayacağız ama çok doğru bir tercih yaptı. Şu anda mevcut kadroya göre Cihan'ı bu kadronun içinde görmemiz... 8-10 gibi kullanacak galiba. Onu. Yok, Cihan forvet arkası oynayacak. Langstrup'la Ozan 6-8 oynayacak. O direkt forvet arkası oynayacak. Zaten hücuma yönelik bir oyuncu. Yani adam eksilten bir oyuncu, çalım atan bir oyuncu, şut atan bir oyuncu ve gol atan bir oyuncu. Daha ne bekliyoruz? Cihan bu mevkinin adamı demek. Ha, bunu zaman zaman kanatlarda da kullanabilirsin. Ama Cihan şu anda Trabzonspor içerisinde Vizca'dan sonra, yani ben Vizca'yı her zaman bir numaraya koyuyorum. Yani son yıllarda yaşına başına bakmadan çocuk tek başına orayı sürüklüyor. Geçen sene Münye'de vardı. Münye ile birlikte bu işi iyi becerdiler. Ha şimdi kim şanslı bu kadro içinde dersen Malheiro, Portekizli sağ bek. Çünkü Vizca ile oynayacak. Engin bir tecrübeyle oynayacak. Tecrübeli bir oyuncuyla oynayacak ve futbolu bilen bir oyuncuyla oynayacak. Bir de takım için her şeyi yapabilen, gol atabilen, attırabilen, gerekirse savunmaya da yardım eden Vizca ile oynayacak. Onun için çok şanslı sağ bek, yeni gelen sağ bek. Vizca ile eğer bir iletişimi Münye gibi olursa Trabzon yine sağ kanatta çok üstün şeyler yapabilir. Ha, Cihan Çanak, ben ilk transfer edildiğinde de demiştim, Sülüt'te yaptığımız yayınlarda şunu söyledim. Cihan Çanak gerçekten ben milli takımlardan tanıyorum. Çok önemli bir oyuncu. Bir de kendisi çok takımın istemesine rağmen Trabzonspor teyici. Bu hem Cihan için hem Trabzonspor için inanılmaz bir duygu. Bunu Cihan sahaya çıktığı zaman gerçekten içinden isteyerek verebileceği bir oyun var. Bir de artısıyla oynayacak Trabzonsporlu çocuk öyle doğmuş. Belçika'da geçen sene birçok maçta oynadı.
Profesyonel ligde oynadı. Hazır gelmiş buraya. Zaten fiziksel olarak diğerlerinden avantajı var. Çok kolay form tutabilen bir oyuncu. Sezon başları bu tür oyunculardan faydalanmak lazım ki Abdullah Avcı da bugün onu tercih etmesi çok doğru bir karar. Ha burada Trezeguet'in biraz daha artık 2 sene oldu Trabzonspor'da oynuyor. Ya Trezeguet'in artık daha dengeli, daha sağlıklı, daha oyuna katkı verecek bir oyun oynaması lazım. Ya Trezeguet bir plan kurması lazım kendine. Bir sol açık, bir sol bekler, bir orta saha oyuncusunun bir planı vardı. Bir santrforun planı şudur. Sağdan soldan gelecek veya geriden gelecek paslar için kendini hazırlar. Ama şimdi Trezeguet'le bir kanat oynuyorsan, bir topu alıp içeri doğru dribling yapıyorsan orada bir plan içerisinde gideceksin. Bak Visca gittiği zaman bir planı var. Visca gittiği zaman Visca'nın ya topu direkt geçen sene Onaçı'nın kafasını indiriyor veya arka direkten koşan Trezeguet'e atabiliyordu. Ki ilk maçta bunları gene Visca yaptı. Visca'nın yaptığı çok güzel şey. İki tane Trezeguet'i muhteşem buluşturdu. Ya Trezeguet artık orada bir dengeli ol. Hatta bir tanesini de çok iyi hatırlarsın Yunus. Ya kafa mı vurayım, ayak mı vurayım ve göbeğinden vurmaya çalışıyor. Abi yok böyle bir şey. Sen olgun bir futbolcusun, milli takım seviyesinde oynuyorsun. Trabzonspor'da oynuyorsun, Premier Lig'e gitmişsin. Ya bu pozisyonlarda daha dengeli, daha sabırlı, daha sakin olup Visca'dan birazcık örnek alması lazım. Buraları iyi değerlendirirse Trabzonspor gerçekten iyi bir takım olacak. Ama şu, arkada bir Vakayeme var şimdi bekleyen. Onu da unutmamak lazım. Vakayeme yarın bugün toparlandığı zaman Visca'nın daha Trezeguet'in daha verimli olması lazım. Daha üretken olması lazım. Bir tane gol attı. Orada iki tane daha gol atabilirdi. Çok da net pozisyonlar getirdi Visca. Ona sundu. Altın tepsiyle sundu. O da kabul etmedi yani. Ben bunları yapamazsan Vakayeme zaten bu taraftarın sevgilisi. Taraftar onu çağıracak. Eninde sonunda çağıracak. Eğer sen de bu takımda yer bulmak istiyorsan ki bu bir rekabet oluşturacak aralarında. Bu rekabetten galip çıkmak isteyeceksin. O formayı bırakmak istemiyorsan bu tür pozisyonları iyi değerleneceksin. O planını yapacaksın. İçeri girdiğin zaman ben santroforla duvar pası mı yapayım, şut mu atayım veya ters taraftan koşu yapar, Visca'ya pas mı atayım veya orta saha oynayıp gideyim mi? Geriden bindirecek, bugün oynayacak Eren'in önüne bırakayım mı? Bunu hiç yapmıyor mesela. Savunmadan bindirip gelen Eren'e içeri girip de bir top attığını ben uzun zamandır görmedim. Oysa bu ikililerin çok iyi anlaşması gerekir. Sağ bekle, önde oynayan sağ açık, sol bekle, sol açık. Orta sahadan da, orta sahanın solunda ve yanındasın. Bu üçlüler çok önemlidir. Hücuma gittiğin zaman buna santroforlar eklenir. Bu üçlülerin organize yapması, oyun formatı içerisinde kendilerini geliştirmesi gerekirken bunları yapamıyorsan o zaman Trezeguet'e oturup düşüneceksin. Ben Eren Erman'ın bindirdiği pozisyonlarda muhakkak ve muhakkak onunla oynamasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Eren süratli bir oyuncu, sıfıra kadar inebilen bir oyuncu ve ondan sonrasını bırakacaksın Eren'e. Abi son olarak şunu sormak istiyorum. Abdullah Hoca basın toplantısında gelen bir soru üzerine şöyle bir yanıt verdi. 8-10 numara pozisyonda da oynayabilen, oyunu da yönetecek bir oyuncu arayışımız var dedi transfer bölgesinde. Sizce Trabzonspor'un ne zaman dedi bunu? Maçtan önce dün yapılan basın toplantısında. Evet. Yeni transfer olduktan sonra mı? Okay'dan sonra evet 8-10 pozisyonu için bir transfer daha ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ama şimdi orada bir çok yığılma oldu. Şimdi orada Okay var, Ozan var, Langstrand var, 3. Bir de geçen seneden kalan Umut var, 4. Şimdi orada o kadar yığılmaya gerek... Şimdi artı Mendy orta sahaya gelecek geldikten sonra, Savic geldikten sonra stoperi. Mendy de gelecek. Bu kadar 6 numara bana göre biraz lüks oluyor. 8-10 oynayan dedi. Daha çok oyunun hücum yönünü oynayabilen. Okay'ı 8-10 oynayabilir. Şimdi 8-10'u burada Ozan çok iyi oynuyor. Ha bunu Okay yapar mı yapamaz mı? Abdullah Hoca Okay'a da bunu yaptırabilir. Neden yaptırabilir? Okay'ı ben 15 yaşından beri tanırım. Milli takımlardan tanıdığım bu. Eskiden 10 numara oynayan bir oyuncuydu. Yani forvet arkası bugünkü Cihan Çanak'ın oynayacağı pozisyonda oynayan oyuncu. O pozisyonda Okay oynamaz mı? Zaten futbol orada başladı.
Biz 10-15 yaş milli takımdan kademe 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 oralarda başlattık. Çocuk çok genç yaşta gelişti. 16 yaşında 6 ayda profesyonel olandı. Okey futbol hayatına çok erken başladı. Ha transfer yapmak ister mi oraya? Bu oyunculardan mı oraya bir evrilme olur? 6-8'i oynayacak. Şimdi bakıyorum orada Ozan bu işi yapar. Ki bu işi en iyi yapan Ozan. Ha orada Okay olur mu olmaz mı ona bakmak lazım. Bir de şimdi Cihan Çanak gerçi var. Bir de şey var. Muhammed Çam'ı da. Muhammed Çam yeni geldi. Yok alacak uğraşıyorlar. Alacak. Bir de şey var geçen seneden oynayan Bardi var şimdi. Ha bu işi o da yapamazsa eğer o zaman yani 1-2 maç bence geçmesi lazım. Şu anda bence birinci plan orası olmamalı. Bence birinci plan santrofor olmalı. Ben geçen seneden beri söylüyordum. Evet Trabzonspor'un 4-5 orta sahaya ihtiyacı var. Çok doğru işler yaptılar. Yönetim, başkan, Abdullah Hoca oturup yani orta sahaya 4-5 tane aldılar. Çünkü orta saha boştu. Ya delik deşik gelen geçen elini kolunu sallaya sallaya Trabzonspor'un savunmasıyla baş başa kalıyordu. Uğurcan da çaresizlik içinde duruyordu. İnsanlar Uğurcan'ı eleştiriyordu. Bu olayı şimdi bu 6-8 pozisyonunu bence bugün şu aşamaya kadar Trabzonspor zenginleştirdi. Şimdi burada yapacağı tek şey var. Öncelik santrofor yani tek Draguş, Enis Destan'la bu rakiplerine bakıyorsun kim oynuyor? Icardi oynuyor, Başuay'ı oynuyor. Öbür tarafta kim oynuyor? Dzeko oynuyor. Efendim yeni alınan El-Neziri, ona Neziri'ymiş onun ismi, Nesiri değilmiş onu düzelttik. Çünkü onu şey söyledi, Mourinho söyledi, Neziri'ymiş. O oynuyor. Beşiktaş'a bakıyorsun, Semih var, Immobile alındı, Muleka var. Ondan sonra Abubakar var. Yani senin şimdi orası eksik kalıyor. Yani bir şeyi yaparken karşında rakip olacak takımların seviyesine de bakmak lazım. Sen içinde böyle sadece değerlendirirsen evet Enis Destan benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Evet Draguş da benim de beğendiğim bir oyuncu. Ama golü neticeyi atacak Onaçu gibi bilmiyorum o Vegors ne olacak basında yazılıydı. Yani direkt bunlar neticeye etki yapabilen bir oyuncu. Ben Enes'in de Draguş'un da kötü olduğuna, kötü oyuncu olduğuna inanmıyorum. Ama gol üretmek ayrı bir meziyettir. Golcülük ayrı bir şeydir. Şimdi geçen sene Galatasaray'a baktığın zaman tatile gidiyor geliyor Icardi. Okan Hoca hemen oynatıyor. Niye oynatıyor? Adam tatilden dönmesin ama golcü orada buluşunca atıyor. Onun kilosu varmış yokmuş. Okan Hoca bakmıyordu. Takır takır atıyor. Al Dzeko atıyor devamlı iki maçta. Tur atlattı Fenerbahçe'ye. Şimdi burada da eğer Draguş bunu becerirse bu tur atlamasında, ikinci tur atlamasında Trabzonspor'a bir katkı sağlarsa evet o zaman almayabilirsin. Arkada Deniz ama bir de şey var orada. Üçüncü bir santr. Umut Bozok da var. Yani bunları değerlendirmek lazım. Seviye yukarı çekmek için daha yüksek derecede bir golcü. Ya benden tabii daha iyi biliyor Abdullah Avcı da Sayın Ertuğrul Doğan da bunlar ama biz de dışarıdan gördüğümüz Onaçu geçen sene eğer tam maçı oynasaydı 19 gol attı yanılmıyorsam. Yaklaşık 10-12 maçı yok. Afrika Kupası'na gitti. Belki gol kral olacaktı. 25-30 gol de yapabilirdi. Çünkü o meziyeti var. Ha bazı maçlarda insanlar olabilir. Bazen santroforlara top gelmese gol olmaz. Onun için bence öncelik santrofor olmalı gibi düşünüyorum ama Abdullah Hoca eğer o pozisyonda bir eksiklik öncelik olarak demedi abi yanlış anlaşılmasın. Oraya da oyuncu arayışımız var ama forvet ve sol stopere de bakıyoruz dedi. Öncelik olarak söylemedi. Yok bayağı yaptılar çünkü benim Trabzonspor için önceliğim orta sahaydı. Evet bir orta saha 6-8, 8-10 numara gibi kırık orayı kontrol edecek oyuncu. Evet ben de eyvallah derim çünkü ne çektiyse Trabzonspor geçen sene orta sahadan çekti. Savunmadan çekmedi millet yanlış anlıyor. Savunma o kadar kötü değil. Orta saha kötü olursa savunman kötü olur. Onun için geçen sene senin Münyen sağ bekin kötü müydü? Ha bir Eren... Evet tartışıyor ama Densville orada görevini yaptı. Mendy orada oynadığı sürece görevini yaptı. Ama her topla sen karşı karşıya kalırsan o zaman sıkıntı yaşarsın. Orta sahayı elini kolunu sallaya sallaya rakip geçmeyecek. Temaslı oyunu oynayacaksın. Kora kora oynayacaksın. Sert oynayacaksın. Sert oyunu oynadığın zaman rakibi yıldırırsın ki şurada gördük daha iki gün önce Fener'in rakibi çatır çatır orta sahada sert agresif oynadı.
1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin orta sahası dökülüyordu mesela orada. Ama ikinci yarı ne yaptı? Mourinho değişiklik yaptı. Orta sahada sert olan İsmail Yüksel aldı. Orta sahadaki Gücel aldı. Bu kadar net, resim bu kadar net görünüyor. Geçen seneki resim de Trabzonspor'da böyleydi. Kırılgandı, sert değillerdi. Temaslı oyunu sevmiyordu. Rakibi oynatıyorlardı, rakibe alan bırakıyorlardı. Eğer rakibi orta sahada alan bırakamazsan, rakip senin kendi forvetine de top atamaz, kanat tarafına da top atamaz, bindirene de atamaz. Onun için doğru yolda gittiğini görüyorum Trabzonspor'un. Ama dediğim gibi öncelik bir santrafor olmalı diye düşünüyorum. Netice alacak bir santrafor. Abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Aspor yorumcusu Şenol Üstü Ömer maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Biz de birazdan teknik adamlarla röportajlarımızla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik sözü yeniden merkeze bırakalım.